Konuğumuz Sayın Hasan Atmaca, İzmir Fırıncı Odası Başkan Adayı. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ekmekte her zaman, her seçimde, seçimden önce, seçimden sonra sorunlar çıkıyor. Bir de fiyat konumuz var. Evet. Ekmek şu an 2 lira İzmir'deki satış fiyatı. Baktığımız zaman esnafların hepsinin ortak sorunu bu rakamdan zarar ediyor diyorlar. Neden zarar ediyorlar ve sizin öneriniz nedir? Başkan olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz ve 2 liranın zararını bir açıklar mısınız? Ne kadar zarar ediyorsunuz? Şimdi bizim 1 Temmuz 2021'de 200 gram 1.80 fiyat tarifimiz çıktı. O günkü konseptte un fiyatlarımız 140 liraydı. Mayamız 80 liraydı. Ve diğer girdilerimizde bu kadar büyük bir zam yoktu. Bu 4 ay hatta 4,5 ay içerisinde ülkenin ekonomisi malum bütün halkımızın bilincinde çok korkunç şekilde fiyatlar aldı başını gitti. Sadece bizim temel gıda da ilk sorunumuz, ilk maliyetimizi oluşturan un %80 civarında bir artışa sebep oldu ve hala artmakta. Bunların karşılığında biz çıkarttığımız mamulümüz sadece ekmek. 31 kalem malzemeyi kullanıyoruz, tek bir ekmek çıkartıyoruz. 1.80 200 gram ekmek uygulaması geçildiğinde hatta 10 kuruş 20 kuruş sıkıntıları bayağı bir yaşadık. Türk Gıda Kodeksinin 24 Aralık 2018 tarihli genelgesinde 200 gram ve 10 gram katlığı artmak şartıyla kilogram fiyatının 9 lira sabit tutulması şartıyla biz 220 gram ekmeği 2 liradan satmaya devam ettik. Bu son 4,5 ayda çıkan girdilerden sonra bizim ekmek maliyetimiz şu anda fırından çıkışımız 2.10 kuruş. Fırıncı esnafımız 1.60'dan bakkala verdiğini düşünsek, tezgahta 2 liradan sattığını düşünsek şu anda her hafta, her gün cebinden para koymak zorunda. Ticaret yapıyoruz, esnafız. Ticaretin ana kurulunun para kazanma derdindeyiz. Biz finanse edecek güçte değiliz. Bütün fırınlarda şu anda ailece çalışma mevcut. Benim eşim de şu anda fırında. Çocuklar arabada, kendimiz kürekte, böyle bir ticaret anlayışı malum ticarete aykırıdır. Fırındamızı yenileyemiyoruz, daha iyi üretim yapamıyoruz, daha güzel ekmekler çıkartamıyoruz. Akşam acaba nereden un bulacağız derdine düştük. Vadeler kaldırıldı. Vadeler kalkınca da peşin fiyata ve bu rakamları 300-320 lira gibi rakamları, korkunç rakamlar bunlar. Belki bugün tekrar açıklanacaktır. Borsada 5,5 liradan buğdayın verileceği söylendi. Onu satmıyor fabrikalar. Bir de o sıkıntı var, satmaması. Evet. Bugün o da gündeme gelmişti. Şimdi maya %48, doğalgaz %48 bir geldi, %15 bir geldi. Elektriğimiz %18 bir geldi, %30 bir geldi. Her şeye tutunamayan bir zam yağmuru altında biz de bebeşiyoruz. O yüzden dolayı da acilen ekmeğimizin normal yaşam şartlarında rahat edebileceğimiz bir rakamda satılması gerektiği düşüncesindeyim. Şimdi Sayın Atmaca, ülkemizde benim görebildiğim kadarıyla hiçbir üründe böyle nark ya da fiyat belirleme yok komisyonca. Evet. Neden ülkemizde bu ekmek fiyatları hep nark ya da komisyona bağlı? Bir hangi komisyon bunu belirliyor? Tek ürün sanırım ülkemizde ekmek komisyon tarafından fiyatı belirleniyor. Daha önce bizim bağlı bulunduğumuz üst kurumumuz İzmir Esnaf Sanatkarlar Birliği Fiyat Tarife Komisyonu'ndan biz fiyatlarımızı almaktaydık. 24 Aralık 2017 yılında çıkan 30.280 sayılı genelgede geçici yönetmenlikle beşli komisyona bağlandı fiyat tarifimiz. Bu beşli komisyon Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odası ve Belediye. Yani Ticaret ve Sanayi Odası bir oda sorumlusu olduğu için beşli komisyon diyoruz. Bu komisyon toplanıyor. Çoğunluk okey verirse fiyat tarifimizi almak için Ankara'dan bir de görüş isteniyor. Ankara'dan bir ay içerisinde görüş gelmek zorunda. O da şimdiye kadar hiç olumlu cevap gelmedi. Red geliyor. Kilogram fiyatı 8,5 lira yeterli diyor şu anda Ankara. Geldikten sonra tekrar komisyon toplanıyor. Karar arkasında duruluyor. Daha sonra mülki amirle görüşülüyor. Bunlar 3-4 ay hatta 5 aylık bir süreç. Ben 5 ay içerisinde ne yapacağım? Yani bana 5 ay boyunca süreçten önceki rakamlara maliyetimi etkileyen ham maddemi verin. Ben bir yıl daha bekleyeyim. Şimdi sizin de kazanmanız için ekmeğin gramajının ve fiyatının ne olması gerekiyor? Şu anda ekmek gramajı kilogram fiyatın 15 lira, 200 gramında 2.75-3 lira civarında olması gerekiyor. Yani 3 lira ekmek olduğu zaman biz insan gibi vergimizi, sigortamızı, işçilerimizin haftalığını, her şeyi gününde ödeyebilecek durumda olacağız. Bu çok şey değil.
Gelin bizim esnaf arkadaşlarımızın herkese sigorta, sosyal sigortalar kurumuna, vergi dairelerine borçları var. Taksitlendirmeye girmişler, ödeyemiyorlar. Evet. Ya ondan daha berbat, daha kötü durumda olan fırıncı kardeşlerimiz var. Biz halkımıza hizmet veriyoruz. Gecemiz yok, gündüzümüz yok. Çoluk çocuğumuza çalışıyoruz. Cumartesi, pazar iznimiz yok. Biz bir bakıma da kamu görevi yapıyoruz yani. Bir de en büyük sorun, ben de onu hep yıllardır çeşitli platformlarda söylemiştim. Bu iade sorununuz var. Yani satış noktası satmadığı ekmeği size iade ediyor. Bu büyük bir israf. Türk ekonomisi için israf. Siz evet. Ne yapıyorsunuz iade ekmeği ve bu nasıl çözülecek? Yani adaysanız, başkan olduğunuz zaman bunu nasıl çözeceksiniz? Şimdi bizim aslına bakarsanız şu konuştuğumuz konular içerisinde koruma altına alınmış olan bir meslek kuruluşuyuz aslında biz. Biz kanunları uygulayamıyoruz. Yani kanunların bize verdiği yetkiyi bazı merciler durdurduğu için ortada kalmış bir meslek grubu haline geldik. Şimdi ben size bir örnek vereyim. 7 Kasım 2018, 30.588 sayılı resmi gazetede yayınlanan 12C ikinci fıkrasında diyor ki %5 iade alma hakkına sahip üretici. Ben de diyorum ki %5'i de kaldıralım. Bunun için çalışmalar yapalım. Bayat iadesi almayalım. Çünkü aldığımız bayat iadesi komple zarara yazılıyor. Ve hayvan çiftliklerine gönderiyoruz. Verdiğimiz fiyatın 1/4, 1/5 fiyatına veriyoruz. Bu hem ülke ekonomisine zarar, hem israf olarak ekonomiye zarar veriyor. Hem de bizleri zarara sürükleyen en büyük nedenlerden biri. Bunu mutlaka önlememiz gerekiyor. Bunun için de bir çalışma yapacağız Allah nasip ederse. Bir çözüm yani, getireceksiniz ona. İnşallah evet. Federasyon başkanımızla görüşeceğiz. Gerekli bakanlıkla görüşeceğiz. Bunun önüne geçeceğiz diye inanıyorum yani. Bir de sizin projelerinizden benim çok beğendiğim odada İşkur'la beraber ve çeşitli resmi kurumlarla beraber eleman yetiştirme. Çünkü en büyük sıkıntınız bir de yetişmiş eleman olmaması. Bu projenizi bir anlatır mısınız biraz? Şimdi yetişmiş eleman bulmakta çok zorlanıyoruz. Şu nokta var. Daha önce fırın işçiliği cazip geliyordu. Yani bir askeri ücretin 3 katı, 2,5 katı kadar bir rakam alıyordu usta. Hayatını iyi idame ettirebiliyordu. Şu anda o pergel kapandı. Dolayısıyla biz yetiştiremiyoruz eleman. Yetişmek istemiyorlar, gelmiyorlar. Yani daha farklı sektörlerde gençler çalışmak istiyor. Ha, işsiz olan gençlerimiz için de biz cezbedecek bir iş kurla Çalışma Bakanlığı ile ve Milli Eğitim Bakanlığı ile oturacağız. Bir çıraklık eğitim merkezi kuracağız. Burada destekleri zaten devlet sağlıyor. Burada yetişen arkadaşlarımızı staj amacıyla fırınlara yönlendireceğiz. Yetişmiş eleman sorununu da herhalde tahminen bir yıl içerisinde çözeceğiz. Çözülecek. Şimdi oda başkanlığı adayından üyeler en çok başkan siz olursanız, yani Hasan Atmacı'yı biz başkan seçersek bize ne kazandıracak? O kazandıracaklarından biraz esnafımıza mesaj verir misiniz? Neler kazanacaklar siz başkan olduğunuz yani zaman? En azından şu anki durum olmayacak. Evet. En azından fırıncı bir başkanın her yönden mücadelesini birebir görecek. Yapılması gereken ne varsa fazlasıyla yapacağız. 24 saat telefonlarımız açık olacak. Fırıncı hesabı bana bir telefonla ulaşabilecek. Bölge temsilcilikleriniz vardı sizin projede. 7 bölgemiz var. 7 bölgemizde temsilcilikler var ama kendi bölgelerinde arkadaşlar kurmuşlar. Bunların hepsini tekrar sıfırdan teşkilatlanmayı kuracağız. Evet. Tabanda başarılı olursak tabanda başarılı oluruz. Bunları uyguladıktan sonra bir oda başkanı eğer ki fiyatını alamıyorsa mazeret üretmemek zorunda. Evet. Biz hukuk devletiyiz. Adalete güveniyoruz. Ben defalarca kendi sosyal medyamda da yıllardır söylüyorum. Bir maliyet hesabı çıkartmadılar. Bilir kişilerin mahkeme kararıyla çıkartmadılar. Bir haftada çıkacak bir karar bu. Çıkart kardeşim kararını. Koy masaya maliyetini. Gerekirse de uygula. Arkasında duracak güçlü ol. Ama maalesef bunlar olmuyor. Ben şimdi çalışan ya da emek vermiş başkanlarımıza laf söyleyemem. Onlar bizim büyüğümüz. Yalnız vizyon değişti. Level atlamamız lazım. Bu şartlarda bu ülke ekonomisinde ayakta durmak için bütün kurumları ayağa kaldırmamız. Ki esnafınızın da kazanması gerekiyor. Burada ticaret odasındaki meslektaşlarımız, sanayi odasındaki meslektaşlarımız, esnaf odasında biz, Türkiye İşverenler Sendikası Sayın Birol Yılmaz. Ben zannetmiyorum ki bir sıkıntı çıkacağını. Hepimiz tek sesle bu fırıncılığı bir noktaya getireceğimize inanıyorum. Şimdi uzun süredir kaç dönem, hangi dönem başkan geldiği zaman gündeme en çok İzmir'de unlu mamullerin ekmek satması geliyor. Bu sorun nedir ve siz başkan olduğunuz zaman bu sorunu nasıl söyleyeceksiniz? Fırıncının hakkını unlu mamuller karşısında nasıl savunacaksınız? Şimdi ben demin de belirttim. Bizim aslında kanunla korumamız var. Biz bunu kullanamıyoruz. Şimdi İçişleri Bakanlığı, Maliye İdareler Genel Müdürlüğü'nün
29 Aralık 2011 tarih ve 32.285 sayılı bir yazısı var. Resmi gazetede yayınlanan. Unlu mamuller ekmek üretmek istersen fırın açma fırın açma şartlarına haiz olması gerekiyor. Evet. Ekmek çıkartabilir. Değilse ekmek ve sade pide çıkartamaz diyor. Evet. Şimdi bizim burada unlu mamuller 300'e yakın unlu mamuller var. Epeyce çok. 500 ile 1000 arası ekmek satıyorlar. Bir kazan bir de elektrikli fırın koyuyorlar. İş yapan ya da düzgün bir esnaflık yapan fırıncı kardeşlerimiz hemen 100 metre ilerisinde, 50 metre ilerisinde tak diye açılıyor. Bunların fırın olma konumu yok. 250 metrekare tutmuyor, üstte ev var, yandan. Üstte bina olmayacak hiçbir ayrıca, konut olmayacak. Evet. Bu şartlara uymadan benimle rekabet yapıyor. Şimdi arz talep dengesi bozuldu. Biz %20 kapasiteyle çalışıyoruz. %30'u bulan kapasite bulan bir fırıncı kardeşimiz de kalmadı. Arz talep dengesi bozulunca israf çıkıyor, haksız rekabet çıkıyor. Ama fırıncı kardeşlerimiz yine de mücadelesine devam ediyor. Bu kanunda bize belirtilen hakları uygulamak için ben eğer göreve gelirsem çok farklı bir sistemle, daha önce yapılanlardan farklı bir görüşle bu işin üzerine gideceğime ve bir yıl içerisinde de tamamen unlu mamullerin eğer fırın açmaya müsait bir yapıda değilse, imara değilse ekmek çıkartmamalarını sağlayacağımı buradan garanti veriyorum ben. Bu da önemli bir proje. Bu benim projem ve ben bunu sonuna kadar uygulayacağım. Eşim dostum var, onun anıcı ekmekçilikten gelen, onlara da söyleyeyim, kusura bakmayın diyorum. Ben sizin oyunuza talip değilim. Çünkü ben önce fırıncıyı koruyacağım. Onun anıcılar da kardeşlerimiz yakın ama benim hakkımı siz yiyemezsiniz. Evet. Şimdi İzmir'deki en büyük sorunlarından bir tanesi onun muamiler. Bu sorun çözülmedi. Hayırlısıyla siz ben bu sorunu çözeceğim diyorsunuz. Çözeceğim diyorsunuz. Kolay bir süreç olmayacak. Evet. Yani bu savcılıklara gidilecek, görevini yerine getirmeyen belediyelerle suç duyurusunda bulunacak, tespit yapılacak. Yani kolay bir savaş olmayacak ama sonuç belli. Şimdi, eğer yasa değişmezse, evet. Bu yasa devam ederse, 2011'de konan yasa devam ederse ben bu yasayı sonuna kadar kullanacağım. Şimdi birliklere bağlı birçok odada, belki de hepsinde fiyat tarifesini meslek odaları belirliyor. Evet. Lokantacı odasının meslek tarifesi var. Hepsinin var. Fakat fırıncıların tarifesini fırıncılar odası belirlemiyor. İşte komisyon belirliyor. Burada sizin bir önerinizde o da belirlesin diyorsunuz. Şimdi bu nasıl olacak? Fiyat tarifesi. 5362 sayılı esnaf yasası var. Bu yasanın 62. maddesinde bizim gibi meslek kuruluşları bağlı bulundukları birliğin fiyat tarife komisyonundan fiyatını alır denen bir yasa var. Bakın yasa. Yürürlükte şu an. Yasa diyorum bakın. Kanun. Meclisten çıkmış bir kanun. Şimdi 2018'de çıkan, 2017'de çıkan genelgede geçici maddeyle bu durdurulup beşli komisyona çevrildi. Evet. Benim isyanım burada. Tamam, beşli komisyona çevrildi, kabul ettim. O tarihten itibaren bize ham madde veren bütün meslek kuruluşlarını da beşli komisyona çevirdim. Onlardan da bir komisyon kararı çıkıp Ankara'nın görüşü alınsın. Deniz, yani uncular da o zaman beşli komisyon olsun. Hangi meslek kuruluşunda Ankara'nın görüşü alınıyor zamlarda? Tamam. Simitçi de alınmıyor, çaycı da alınmıyor. Diğer meslek kuruluşlarının peynirci hiçbirinden alınmıyor. Niye benden alınıyor? Siyasi malzeme mi yapılacak? Tamam, verin benim tahsis sunumu kardeşim. Verin benim elektriğimi indirimli, verin benim suyumu indirimli, verin benim sigorta primlerimi indirimli ve bana destek sağlayın, ben ekmeği bir liradan satayım. Ama siz hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Büyüklerimize sesleniyorum burada. Hiçbir şeye karışılmıyor. 5 aylık bir komisyon süreci. 5 ay sonra zaten %50 daha zam gelmiş oluyor. Bizim istediğimiz rakam zaten çok komik kalıyor. Biz bir de iade de geliyor. 1.80 aldığınızda bizim maliyetimiz 2 lira olmuştu. Evet. Yani şimdi böyle bir sistem karmaşasında bizim tek güvendiğimiz adaletimiz, hukukumuz. Bunu şimdi 8 bölgeye diyorsunuz İzmir'i ayıracağım ve bu bölge temsilcileri yapacak. Odaya daha kolay ulaşacak ve sorunları çözülecek. Bir de teşkilatlarla ilgili daha önemli projeleriniz neler var bunun dışında? Çünkü esnaf odaları bel kemiği ülkenin. Evet. Çünkü hepimiz sizlerle iç içeyiz. Her mahallemizde bir esnaf dükkanı var. Onların bağlı bulunduğu birlikler var. Bu odaların daha iyi ve faaliyetini daha tüketiciye de yararlı hale getirmesi için. Örneğin bir ara siz de daha önce projenizde ekmeğin küçülüp tüketicinin de israf etmemesi lazım ekmeği. Şimdi bir bakkalda iade edilen ekmek israfa gidiyor, hayvan yemi olarak gidiyor. Bir de biz de fazla aldığımız zaman bizden de israfa gidiyor. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz?
Daha kaliteli ekmek çıkması için. Şimdi daha kaliteli ekmek çıkması için önce arz talep dengesini dengeleyeceğiz. Evet. İsrafı önleyeceğiz. Fırınlarımızın modernizasyonunu sağlayacağız. Gerçi İzmir halkı çok şanslı. Biz İzmir'deki fırıncılar hakikaten ekmeğin hakkını vererek yapıyoruz. Çok güzel. Bunları yaptıktan sonra kaliteli, düzgün, yetişkin eleman çalıştıracağız. Çünkü bu emek işidir. Evet. Bu haksız rekabeti önleyeceğiz. Şimdi teşkilatlar derken, teşkilatlar biz İzmir'de, teşkilatımız İzmir merkezine bağlı değil, ilçelerimiz var. Bu ilçelerde teşkilat yok, karma odalara kayıtlı çok fırıncı kardeşlerimiz var. Önce odamızı güçlendirmek için bu ilçelerdeki fırıncı kardeşlerimizin herkesi bünyemize katmak zorundayız. Ki üye sayımız yükselsin, sesimiz daha gür çıksın. Tabii yasada sanırım ihtisas odası varsa karma odayı aslında devreden çıkarması gerekiyor değil mi? O yasa duruyor. Evet duruyor. İlçelerdeki bütün fırıncı kardeşlerimizin de odaya bağlanması gerekiyor. Tabii ihtisas odası var çünkü. İşte bunu da biz yürürlüğe, sokacaksınız. Yani belli bir güce ulaşırsak sesimizi daha gür çıkartırız. Fırıncı odası daha güçlü olur. Şunu unutmamak lazım. Güçlü bir oda olursa fırıncı da güçlü olur. Evet. Yani biz temsiliyette bir koltuk var. İşte İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı denmesini istemiyoruz da fırıncıya para kazandıran, gecesini gündüzüne katmış, sahada dolaşan bir başkan olmak istiyoruz. O zaman sloganı şöyle, güçlü oda, güçlü esnaf. Güçlü oda, güçlü esnaf. Buradan kameraya bakıp size oy verecek fırıncı esnafın mesajlarınız nelerdir son olarak? Şimdi bugüne kadar yapılan oda başkanlığına saygı duyuyorum. Zamanında da çok güzel işler yaptılar. Hepsi çok başarılı olduğu dönemler oldu. Yalnız bu son zamanlarda ülkemizin ekonomisinde gereken bütün müdahaleleri yapmalarını bekledik. Hiçbir şey yapılmadı. Çok üzüldük. Vizyon değişti, zaman değişti, yeni yüzyıldayız. Artık sonuca gitmek için farklı yerlerden sonuca ulaşmak zorundayız. Ben genç bir kardeşiniz olarak 4 yıl başkan vekilliği yapmış, bu odanın bütün sorunlarını, fırıncının 45 yıldır fırıncılık içerisindeyim. Baba mesleğim, fırıncıların içerisinde olarak bütün sorunlarınızı çok yakın biliyorum. Çünkü kendi iki fırınım var, ben de yaşıyorum. Akşam elemanım gelmediği zaman geçip kürek atıyorum. Dün pazar... Ben görüyorum sizi zaten, fırının başında görüyorum sizi. Servis yaptım dün. Evet. Yani biz severek yapıyoruz, bu meslek manevi meslektir. Bu para harici çok severek yapılan bir meslektir. Şevkinizi kırmayın. Bu 4 yıl çok önemli. Bu 4 yıl içerisinde çok şeyler yapacağız. Bu 4 yıl öyle 4 yıl olacak ya Abdülhamid Bey. Yani hakikaten tarih yazacağız. Ha yapamadık mı? İstifa etmeyi de biliyoruz. Hiçbir zaman ben koltuk sevdalısı olmadım. Ama yapılan şey, yapılabilecek şeyden yapılmadığını gördüğüm için içim gidiyor. Yani temsiliyetimizi ya 4-4'lük yapacağız ya da arkadaşlar kusura bakmayın biz temsiliyetimizi yerine getiremedik. Sizleri de mağdur ettik. Sözlerimizi yerine getiremedik diyeceğiz. Ki bu %1 ihtimal dahi değil. Beni tanıyan bilen bilir. Ben bir yere girersem, bir işe girersem başarılı olmadan çıkmam. Yapılması gereken her şey belli. Planımız var, programımız var, yapılacaklarımız var. Tarih tarih belirlediğimiz, her tarihte neyin biteceğini belirttiğimiz programımızı hazırladık. Yalnız ben programı şu anda açıklamıyorum. Çünkü rakiplerimiz var, onlar da başarılar diliyorum ama üst yazılar çalınıyor, alttaki altyapı oluşumu olmadan üst yazının bir anlamı da kalmıyor. Bundan detaylar ve zamanı geldi mi anlatacağım. Hiç umutsuzluğa düşmesinler. Harika bir 4 yıl olacak. Projeleri daha takip etsinler sizin. Beni takip etsinler. Evet. Allah nasip ederse de göreve gelirsek de hepsinin eli yakamda olsun. Evet. Telefon açıp sen ne yaptın diye sorabilirler. Ben gereken cevabı veremezsem de özümü dilemeyi bilen bir adamım. Çekinmeyi bilen bir adamım. Evet Sayın Hasan Atmaca hayırlı olsun diyelim. İzmir Fırıncılar Odası Başkan Adayımız Sayın Hasan Atmaca'nın projelerini hep birlikte dinledik. Tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim.